Bu videoda eğri yüzeylerdeki kırılmanın nasıl olduğuna bakacağız ve bir formül türeteceğiz. Türeteceğimiz formülün aynı zamanda merceklerin özelliklerini işlerken de işimize yarayacağını düşünüyorum. Çünkü mercekler de aslında eğri yüzeylerdir. Kırılma indisi N2 olan bir ortamda olduğumuzu varsayalım. Ortamda aynı zamanda eğri bir yüzey olsun. Gördüğünüz gibi yüzeyimiz bir kürenin parçası gibi duruyor. Burası eğrilik yarıçapı. Burası da yarıçapın orta noktası olan ve asal eksen boyunca uzanan P noktası. Dışarıdaki ortamın kırılma indisi de içeridekinden farklı olsun. Buradaki kırılma indisine N1 diyelim. Bu videoda burada bir yerlerde yer alan cismin kırılmadan sonra görüntüsünün nerede oluşacağına bakacağız. Evet, cismimiz burada yer alsın. Görüntünün nerede oluşacağını bulmak için tabii ki birkaç ışın demeti çizmemiz gerekiyor bu yüzeye doğru ilerleyen ve buradaki cisimden yayılan birkaç ışın demeti çizelim. Işınlardan biri asal eksende yer alsın. Bu ışın kırılmaya uğramadan ilerlemeye devam eder. Çünkü yüzeye diktir. Yani gelme açısı sıfır olacağından burada bir kırılma görülmez. Peki bunun yüzeye dik olduğunu nereden anladık? Eğrilik merkezinden geçen her ışının yüzeye dik olacağını söyleyebiliriz. Fark ettiyseniz bu ışın da eğrilik merkezinden geçiyor. Bu yüzden de yüzeye dik ve kırılmaya uğramadan ilerler. Görüntünün nerede oluşacağını bulmak için bir tane daha ışın çizelim. Bu ışın burada kırılır. Nasıl kırılacağını anlamak için bu noktadan bir normal çizgisi çizsek iyi olacak. Bu çizginin de aynı şekilde eğrilik merkezinden geçmesi gerekiyor. Buradaki ortamın buraya kıyasla daha yoğun olduğunu varsayalım. Bu durumda bu ışın normal çizgisine doğru bükülür. Ne oranda kırılacağı ise bu ortamın buraya kıyasla ne kadar yoğun olduğuna göre değişir. Bu ortamın iki ışının burada kesişmesine yetecek kadar yoğun olduğunu varsayalım. Bu sayede gerçek bir görüntü oluşturmamız mümkün. Bu durumda n2'nin n1'den büyük olduğunu varsayıyoruz. Yani bu ışınların buradaki noktada kesişmesine yetecek kadar büyük ve işte bu noktada gerçek görüntü oluşuyor. Yani bu ışınların buradaki noktada kesişmesine yetecek kadar büyük ve işte bu noktada gerçek görüntü oluşuyor. Peki, cisim uzaklığını bildiğimiz durumlarda görüntünün uzaklığını bulabilir miyiz? Bu neye göre değişir? Bunu bulmamız gerekiyor. Peki, nereden başlayalım? Cisim uzaklığıyla görüntü uzaklığı arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Kırılmadan bahsederken emin olduğumuz tek bir şey var. O da Snell yasası. O halde Snell yasasından başlayabiliriz. Bu sayede gelme açısıyla kırılma açısı arasında bir ilişki kurabiliriz. Bu gelen ışınımız. Snell yasasını da bu noktada kullanacağız. Bu noktaya M noktası diyelim. Bu gelen ışınımız, bu da normal çizgisi. Bu durumda burası gelme açısı olur. Buraya i açısı diyelim. Bu da kırılan ışınımız ve normal çizgisi. O zaman burası kırılma açımız olur. Buna da r açısı diyelim. Snell yasasına göre n1 çarpı gelme açısının sinüsü n2 çarpı kırılma açısının sinüsüne eşittir. Şimdi burada bir tahmin yapalım. M noktasının P noktasına çok yakın olduğunu varsayabiliriz yani MP değerinin eğrilik yarıçapına kıyasla çok küçük bir değer olduğunu kabul edelim. Bu durumda PC olarak adlandırdığımız eğrilik yarıçapından çok daha küçük bir değere eşittir. Bunu yapmamızın bir sebebi var. M noktası bu noktaya yaklaşırsa buraya gelen ışın buralarda bir yerlerde olur. Ve sonuç olarak da buradaki i açısının çok küçük olacağını söyleyebiliriz. Bu durumda r açısı da çok küçük olacaktır. Yani buradaki küçük açı tahminlerini kullanarak soruyu çözebiliriz. Bu sayede matematik işlemlerini daha rahat yaparız. Küçük açı tahmini yaparsak sin teta aslında teta değerine eşit çıkar. O zaman sin i'nin sadece i'ye eşit olduğunu varsayalım. Burası da sin r'den r olacağından buraya n2 çarpı r yazabiliriz. Yukarıdaki yaklaşık değer tahmini sayesinde bunu bulduk. Peki şimdi ne yapmamız gerekiyor? Hatırlarsanız cisim uzaklığıyla görüntü uzaklığı arasında bir şekilde bir bağlantı kurmamız gerekiyordu. Bu durumda i, r ve bu uzaklıklar arasında bir bağlantı bulmamız gerekiyor. Bu bağlantıyı hemen bulmamız mümkün değil. Ancak yeni açılar belirleyerek işe başlayabiliriz. Örneğin buradaki açıya a açısı diyelim. Neden bu açıyı yazdığımızı birazdan anlayacaksınız. Buradaki açıya da b açısı diyelim. Buradaki açı da c açısı olsun. Bu açıları tanımladığımıza göre şimdi cisim uzaklığıyla görüntü uzaklığı arasındaki bağlantıyı bulabiliriz. İlk olarak i ve r açılarıyla a, b ve c açıları arasındaki ilişkiye bakalım. Burada üçgenin özelliklerinden yararlanabiliriz. Bu sayede a, b ve c açılarını buradaki denklemde yerine yazabiliriz. Böylece bu açıları buradaki uzaklıklarla olan ilişkilerine göre yazabilir ve buradaki üçgenlerden faydalanabiliriz. Evet, şu açıları olaya dahil ediyoruz. I, A ve B açıları arasında bir bağlantı olduğunu görebiliyor musunuz? Videoyu durdurarak bu bağlantıyı düşünün. Size bir ipucu vereyim. Buradaki büyük üçgene bakın. I açısının dış açı, A ve B açılarının da iç açı olduğunu görüyoruz. Bu iki iç açının toplamı buradaki dış açıya eşit. Yani i eşittir a artı b. Bu ifadede n2 çarpı r'ye eşit. Bu noktada da videoyu durdurarak r, b ve c açıları arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışabilirsiniz. Burada da aynı yöntem geçerli. Yine buradaki büyük üçgene bakarak bağlantıyı bulmanız mümkün. Burada r ve c iç açılar. O zaman r ve c'nin toplamı b'ye eşit. Bu durumda r açısı b eksi c'ye eşit. Bunu formülde yerine yazalım. b eksi c. MP uzaklığı kürenin tamamında çok küçük bir değeri ifade ettiğinden burayı düz kabul edebiliriz. Tıpkı dünya üzerinde kısa mesafeler alırken düz kabul etmemiz gibi. Bu durumda dik açılı üçgendeki bu küçük açıyı kullanarak soruyu çözebiliriz. Yani A açısının kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. En iyisi bunu yazalım. N1 çarpı A açısı kaça eşit? Bir kez daha buradaki üçgenden yola çıkabiliriz. Burada da küçük açı tahmininden faydalanalım. Bu durumda A açısı tanjant A değerine eşit olur. Peki tanjant A neye eşit? MP uzaklığını. Bunu OP yani cisim uzaklığına bölüyoruz. Parantezin devamındaki toplamı bulmak için önce B açısını bulmamız gerekiyor. Bu durumda ilk olarak hangi üçgenden yola çıkacağımıza bulmamız ve tabii yine aynı tahmini kullanmamız lazım. Videoyu durdurarak bunu bulmayı kendiniz de deneyebilirsiniz. B ve C açısının neye eşit olduğuna bakalım. B açısını bulmak için yine buradaki üçgenimizden yola çıkalım. Ve küçük açı tahminini kullanalım. B, tanjant B değerine eşit olur. Tanjant B ise karşı kenarın uzunluğu yani MP. Bunu da komşu kenara yani PC'ye bölüyoruz. Bu ifadenin tamamının da N2 çarpı MP bölü PC eksi C açısına eşit olduğunu söyleyebiliriz. Peki, C kaç derece? Yine bu üçgenden yola çıkarak küçük açı tahmininden yararlanabiliriz. Bu durumda C açısı tanjant C değerine eşit. Tanjant C ise C açısının karşı tarafında yer alıyor. Bölü komşu kenar yani görüntü uzaklığı. O da P, I'ye eşit. Denkleme dikkatle bakarsak aslında aradığımızı bulduğumuzu söyleyebiliriz. Çünkü cisim uzaklığıyla görüntü uzaklığı arasındaki bağlantıyı bulmayı başardık tek yapmamız gereken denklemi yeniden yazmak. Buradaki MP değerlerini parantezin dışına alabiliriz. Şurası ve şurası dışarı çıkacak. Böylece MP'ler birbirini götürür. Ancak bunun genel bir formül olmadığını, formülü buradaki özel duruma uyarladığımızı belirtelim. Ekranı yakınlaştırırsak ışın demetinin yeteri kadar bükülerek bu noktaya ulaşacağını görmemiz mümkün. Ancak bu genel bir formül değil. Örneğin N2 değeri biraz daha düşük olsaydı buradaki ışın belki bu şekilde kırılırdı. Bu durumda bu ışın demetlerinin bu noktadan geleceğini söyleyebilirdik. Yani kullanacağımız formül farklı olurdu. Ya da diğer tarafa doğru eğik bir yüzey olsaydı farklı bir formül kullanmamız gerekebilirdi. Bunun gibi pek çok farklı durum var ancak merak etmeyin. Değerlerin işaretlerini belirleyerek bunun üstesinden gelebiliriz. Aynalar konusunu işlerken işaretleri belirleyerek nasıl genel bir formül oluşturabileceğimizi görmüştük. Burada da aynısını yapabiliriz. Yani değerlerin işaretlerini belirleyip yerine yazarak genel bir formül yazabiliriz. Bunun nasıl olduğunu şimdi kanıtlamayacağız ama doğru olduğuna emin olabilirsiniz. Evet, P noktasını başlangıç noktası olarak alarak gelen ışının yönünün pozitif olduğunu kabul edeceğiz. Bu durumda başlangıç noktasının sağındaki her nokta pozitif, başlangıç noktasının solundaki her nokta da negatif olur. Buna göre değerleri yerine yazabiliriz. Biraz aşağı kaysak iyi olacak. İfadenin sol tarafını şu şekilde yazabiliriz. N1 parantezine alalım. 1 bölü cisim uzaklığı yani OP. Ancak OP negatif olduğundan burası eksi U olur. Artı 1 bölü PC. PC eğrilik yarıçapıydı ve C noktası pozitif tarafta olduğu için o da pozitif olacak. Yani burası 1 bölü R olur. Denklemin diğer tarafını da yazalım. N2 parantezinde 1 bölü R eksi 1 bölü P -I. Bunun da pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü I noktası pozitif tarafta. P değeri de V değerine yani görüntü uzaklığına eşit. Bu noktada tek yapmamız gereken denklemi sadeleştirmek. Aslında işin fizikle ilgili kısmını bitirdik. Sadece denklemi sadeleştirmemiz gerekiyor. Biraz daha aşağı kayarak ifadeyi sadeleştirelim. Denklemi bu tarafa yazabiliriz. Eksi n1 bölü u artı n1 bölü r eşittir n2 bölü r eksi n2 bölü v. Tek yapmamız gereken u ve v değerlerini aynı tarafa alarak r değerini diğer tarafa atmak. Her iki tarafa da n2 bölü v ekleyelim. Bu durumda burası n2 bölü v eksi n1 bölü u olur. Bu ifade de n2 eksi n1 bölü r'ye eşit. Burada sadece denklemi yeniden yazmış olduk. İşte eğri yüzeylerdeki kırılma formülümüz. Bu eğri yüzeylerdeki bütün kırılmalarda kullanabileceğimiz genel bir formül. Son olarak bu formülü nasıl hatırladığımdan bahsedeyim. Buradaki n2 kırılma indisi, kırılan ışın içerisinde bulunduğu ortamın kırılma indisi. Bu kırılan ışınımız. Bu ifadeyi de görüntü uzaklığına bölmemiz gerekmişti. Yani kırılmanın ardından görüntü uzaklığı geliyor. Çok mantıklı. Bu kısmı kırılma ortamı bölü görüntü uzaklığı şeklinde aklınızda tutabilirsiniz. Diğer tarafta ne vardı? N1 yani gelen ışının bulunduğu ortamın kırılma indisi. Yani bunu gelen ışının bulunduğu ortam olarak düşünebiliriz. Peki gelen ışının kaynağı ne? Tabii ki cisim. Böylece bu kısmın gelen ışının ortamı bölü cisim uzaklığı olduğunu aklımızda tutabiliriz. Yani aslında bu formül kırılma ortamı bölü görüntü uzaklığı eksi gelen ışının ortamı bölü cisim uzaklığını veriyor. Bu ifadenin de sırasına dikkat edin. N2 eksi N1 diyoruz ve tabi bu kısmı eğrilik yarıçapına bölüyoruz.